Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 14-20 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, güneş yay burcunda ilerliyor ve yine çok önemli bir haftadayız. Hemen hafta başında 14 Aralık'ta yay burcunun 23 derecesinde güneş tutulması olacak ki en fazla etkilenen burçlardan biri de sizsiniz. Kariyer alanınızda tabii ki yenilikler, yeni pencereler açılabilir. Hedeflerinizi belirleme anlamında, hedeflerinize ulaşmak için atacağınız adımlarda bu güneş tutulması çok önemli. Kişisel doğum haritalarınızın aldığı etkiye göre bazılarınız yeni işlere girerken bazılarınız süre gelen iş oluşumlarınızda kariyerle ilgili yapılarda yön değişikliklerine de gidebilir görev değişimleri olabilir, yer değişimleri olabilir, terfi olabilir, atamalar olabilir, taşınmalar olabilir. Belki emekli olacaksınız, belki kendini işinizi kuracaksınız. Tüm bunları aslında bu tutunmayla beraber önümüzdeki süreçte bekleyebiliriz. Burcunuzdaki Neptün'e dikkat etmek lazım. Çok Biraz hayalcisiniz, biraz aşırı idealistsiniz. Evet hayal gücünüz size vizyonlar da veriyor ama daha gerçekçi adım atmakta fayda var. Özellikle parasal girişimlerinizde, parasal beklentilerinizde çok hızlı ve fevri davranmadan daha gerçekçi adımlar atmaya çalışalım. Kuşkusuz bu e, tutulma size yeni iş imkanları ve yeni parasal kazanç imkanları da getirebilir. Ama paranızı kazanırken de, değerlendirirken de, harcarken de, yatırım yaparken de daha gerçekçi olmamız da gerekiyor. Bunu da unutmamak lazım. Yay tutulmasının genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Bağtıcı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu hafta önemli gezegen değişimlerimiz var. Çok hızlı bir haftadayız. Enerjiler çok hızlı değişiyor. Ayın 15'inde Venüs Yay Burcu'na geçecek. 8 Ocağı kadar Venüs Yay Burcu'nda size ilişki, özellikle kariyer alanınızda, toplumsal ilişkilerinizde veya iş ortamınızda diğer kişilerle kurduğunuz ilişkilerde destek olabilir. Bu dönemde özellikle kadınlarla ilgili konularda ya da sanatla ilgili faaliyetlerde ya da yurt dışı ile bağlantılı yapmak istediğiniz, kurmak istediğiniz yapılarda özellikle daha fazla destek alabilirsiniz. Kadınlardan da destekler alabilirsiniz. Kariyer konularında özellikle. Ayın 17'sinde Satürn Oğlak Burcu'na geçiyor. Artık bu geçişi tam olacak bu yıl Mart'la Temmuz ayında şöyle bir kısa süre kova burcuna geçmişti ama şimdi 2023'ün Mart'ına kadar uzun süre kova burcunda kalacak. Hemen ardından 19'unda bu sefer Jüpiter kova burcuna geçecek. İki gezegenin kova burcundaki hareketi 21 Aralık'taki büyük kavuşum. 2021'in en önemli tesirlerinden birisi. Bunu yıllık videolarımızda detaylıca anlattık. İzleyebilirsiniz. Sizin için de önemli tabii ki 12. evinizde hem Satürn hem Jüpiter ilerlemeye başlayacak. Bu bir anda bilinçaltınızda çok güçlü bir tesir yapmaya başlayabilir. Farkındalıklarınızı arttırabilir. Hatta çok güçlü aydınlanmalar yaşayabilir. Hayatınızda gizli olan bir şeyleri fark edebileceğiniz gibi kendinizle de ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ve bu farkındalıklar biraz tabii sizi belki hayatın daha manevi konularına, daha ruhsal, daha gizemli konularına çekebilir inziva süreçleriniz olabilir bu dönemde. Ya da bir çalışma dönemi, bir hazırlık dönemi, kendi başınıza yapabileceğiniz işlere odaklanma. Tüm bunlar olabilir. Daha uzun vadede tesirlerde aslında hayatınızı iyileştirme adına, iş hayatınızda kurabileceğiniz yeni yapılar adına veya hayatta arayacağınız o manevi anlamlar adına güçlü tesirler ve güçlü açılımlar hissedebileceğiniz Önemli bir döngüde başlıyor sizin için sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.